10 katı, 20 katı çarşıların üzerinde fiyatlar, ürünler satılıyor. Çünkü Avrupa'da bakın, benim site taraflarında bu kadar sıkıntımız yok. Çünkü orada %50 Avrupa'da var. Bizim kemerimizin %90'ı Rus olduğu için Rus kültürü, evet, Rus kültürü diyor ki Rus kültürü ye iç git. Çok özür dilerim, Rusya'da tatile giden bir tane turist şöyle elinde valiz tuvalete gidiyorum diye slogan atıyor. Bakın benim için Türkiye'ye gelirken kemer dünyanın, Türkiye'nin değil, dünyanın belki en güzel, turizme en yatkın coğrafi 2-3 yerinden biri. Yani dünyada 3 isim desene birini ben kemer olarak söylerim. Bütün dünyada böyle bir malzemeyi kemer kullanamıyor. Hazırlayamıyor. Niye kullanamıyor? Ben bunu şahsım adına 30 yıldır söylüyorum. Yani turisten randıman alabilmeniz için turiste önce bir yatırım yapmanız lazım. Bunu söyledim. Bu sadece otel değildir. Bu sadece yol değildir. Bu sadece elektrik değildir. Bu sadece temiz su değildir. Kültürü vereceksin, insanlığı vereceksin, dostluğu vereceksin, dürüstlüğü vereceksin esnaf olarak. Ondan sonra onlar oraya bağlanıp kalıyor. Kemer bunu istenildiği kadar veremedi. Kemer çok hızlı para kazanma sevdasına kapandı. Tümüyle. Tabii İstisnalar var. Çok iyi otelciler var bunları yapmayan. Çok iyi esnaflar var. Ama kemer bir kere kendi özelliğini kaybetti. Yani her şey yerinde güzeldir. Yani bak, kemere geliyorum. Adam yolun ortasında hiçbir hijyenik ortam olmadan çiğ köfte satıyor. Bu kemer değildir. Ben çiğ köfteye karşı değilim. Ama kemere ters yük. Kemer bir Ege, Akdeniz ruhunu yansıtan bir yer. Oraların böyle bütün sokakların balık kokması lazım. Orada bir Ege havası yaşanması lazım. Ucuz yiyeceklerin falan oralardan çıkıp, gerçekten bunlar zor işler ama bunları başaramazsanız zaten biz bu konuşmayı 50 yıl daha devam ettirebiliriz. Yani o zoru başarmanız lazım. Çok ciddi tarihi kültürler etkinliklerin gelmesi lazım. Nasıl bir otele 10-15 milyon, 50 milyon dolar yatırım yapılıyorsa bir gösteriye de 10-15 milyon dolar yatırım yapılsın ki insanlar oraya gelsin. Yani çok büyük iyi niyet var kemerde. Uğraşı da var ama olmayan bir şey var. Birliktelik hiç yok kemerde. Herkes herkese karşı. Ben bunu biliyorum. Yani var. Herkes bir şey yapmak istiyor neticede. Buna ben inanıyorum hala. Ama birliktelik yok. Bir akıl, zeka konulmuyor ortaya. Yani bugün kemer gibi bir malzemeyi eline geçirmişim. Veyahut oranın yerlisisin. Veyahut oranın doğal sahibisin. Öyle malzemeden bu fakir fukaralığı yaratmak bence çok acı bir şey. Yani buradan girmek lazım olaya. Onun için ilgili kişilerin buna çözüm getirmesi lazım. Ben ilgili değilim, yetkili de değilim ama çok büyük destek verebilirim. İnşallah. Hep vermeye de çalıştım. Ama bir yerde karşı tarafında bu işlerin üzerine ciddi olarak atlaması ve destek vermesi lazım. Yani olmuyor. Çünkü turist artık bıktı, ne alacağını şaşırdı. Her yer dükkana dönüştü. Her yer mal, her yer malzeme ve bu malzeme satılan eşyaların, parçaların hepsi aynı kalitede, bazen çoğu zaman daha iyi kalitede, daha ucuz fiyatta Avrupa sokaklarında da bunlar satılıyor. Bunlar 100-100 efendim. İnternette satılıyor. Doğru. Bunlar der. Otantik, bak mesela 30 yıl önce Antalya'ya gelenler, burada rahmetli bir deriden çizme yapan bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Sırf ondan çizme almak için gelenler bir hafta Talya'da konaklardı ve o adamın çizmeleri bitirmesini beklerler. Bin tane böyle örnek verebiliriz. Yani bizim caddemizde ne vardı ben? 90'lı yıllarda bizim liman caddemizde yani dolaşmak bir keyifti. 20, onlarca, yüzlerce kuyum mağazası, deri mağazası vardı. Pipucularımız vardı, barlarımız vardı, kafelerimiz vardı. Şu an hepsi 5 yorucu, 10 yorucu oldu. Alanya, geçen gün ben arabayla geçerken sağ olsun Kaymakam Bey'le buluştuk telefonda. Akşam 10'da balık yedik. Kemer'in en seçkin restoranlarından. Yani ben isim vermeyeyim. Kokmuş, bitmiş, batmış bir balıktı yani. Yok. Bir de ciddi bir paraya yiyoruz bunu yani. Bedavaya da değil. Ben bir müşteri olsam, ki müşteriydim orada, bir daha o balığı yemem yani. Bu açıdan da değerlendirmeniz lazım. İşte bu, bunların hepsinin getirdiği sonuç efendim. Efendim bizim bölgemizde onlarca restoran vardı, güzel restoranlarımız vardı. Şu an misafirimizi ağırlayabileceğimiz bir tane yer yok hemen. İşte bu ilerim. Yani ben zamanında gelip oralarda toplantı yapıp bu adamları boş tutalım. Almanya'da hep bir bacağımız olsun, Alman turistleri çekelim. Bazen tabii bunları getirebilmek için özverili de davranmak gerekiyor.
bazı iyi niyetli otelcilerimiz bu özveride de bulundu. Ama kemer tümüyle bu özveride bulunmadı. Biliyorum. Dilros Otel bir süreye kadar direndi. Yani isim vermeyelim. İsim vermeyelim. Yani ciddi olarak istenilirse herkes bir masaya oturup birbirini desteklerse hala şey yapılabilir. Ben de